zannediyorum ki... Bakın Darwinizm Allah'ın yarattığını, Allah'ı inkar eden, bütün canlıların tesadüfen meydana geldiğini iddia eden bir pagan dinidir. Tabii ki Allah'ın yaratmasıyla böyle bir iddia, böyle bir safsata bir arada düşünülemez. Zaten Ender Helvacıoğlu'nun kendi itirafı var. Tekrar okuyayım size, bakın. Stüdyoda şu anda kendisi. Din ile yaratılış ile evrim çelişmez diyen bilimci kendisini bir teknisyen konumuna indirgemiş demektir. Bütün bunları söyleyip hala bilimci olduğunu iddia ediyorsa da sadece ve sadece felsefi ve toplumsal bakış açısından nasibini alamamış bir zavallı entelektüeldir. Yani evrimin, Darwinizmin savunmasının tek nedeni ateizmdir. Dawkins diyor ki Darwin entelektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır. Soruyorlar Dawkins'e, şunu söylüyor. Diyor ki beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görüyorlar. Ve bana soruyorlar, Doktor Dawkins, evrime olan inancınız, evrim üzerine çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü diye. Buna evet demek zorundayım. Tabii ki ateizm adına yapılıyor bütün Darwinizm savunulması. Devam ediyor Dawkins, özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. İşte Darwinizmin savunmasının sebebi dünyadaki Darwinist diktatörlüktür. Dünyanın %95'inde Darwinizm resmi bir politik olarak savunulmaktadır Darwinist diktatörlük tarafından. Hatta üniversitelerde Darwinizme karşı çıkan en ufak bir anti-Darwinist fikri ileri sürenler işlerinden atılmaktadır profesörler. Hatta Amerikalılar bununla ilgili bir film bile yaptılar. Filmin ismi Expelled, İngilizce ismi, atılmış kovulmuş anlamına geliyor ve burada Amerika'daki çeşitli üniversitelerde kovulan profesörleri, doçentleri bu sadece Darwinizm yanlış olabileceğini sorguladıkları için kovulan profesörleri ve doçentleri bu filmin konusu yapmışlar.